Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golba.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen hızlı bir giriş yapayım. Fenerbahçe, Beko, Partizan maçına siyah formayla çıkacağını duyurdu. Basketbola özel bu forma, yani futbol takımımıza özel şimdilik düşünülmüyor. Bunu bir yere aldıydım ama şimdi ben de bulamadım formayı. Hoş bir düşünce olmuş, hoş bir yapı olmuş. Yani taraftarlarımız da aslında futbol takımı içinde böyle bir istekte bulunurlarsa bence karşılıksız kalmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bulamadım şey, görseli indirdim aslında ama çok da mühim değil. Siz zaten biliyorsunuz. Tabii Fenerbahçe bir konuda Avrupa'daki başından dolayı Dimitris Itoidis Yunanistan-Sırbistan maçında ülkesinin başında yer alamayacakmış. Yardımcısı yer alacakmış. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Depremde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut toprağa verilmiş. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Bütün vefat eden kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Volkan Demirel de tabii ki de cenazede yer alan üzgün isimlerden biriydi. Jesus dün şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum diye bir paylaşımda bulunmuş. Yani ya arkadaşlar ne yapacak, ne diyecek? Hayat her şeye gebe. Futbol her şeye gebe. Yani şu skor olmaz, bu skor olmaz, asla bu olmaz, şu olmaz demeyin bence. Çünkü futbol ve hayat her şeye gebe. Bu arada Konyaspor maçında da Jesus'un cezası nedeni de sağ kenarında yer alamayacağını, yardımcısı João Deus'un takımın başında yer alacağını da hatırlatmakta fayda var. Tabii günümüz teknolojisiyle bu çok mühim değil diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yoğun bir temposu var. Daha doğrusu yoğun bir tempoya giriş yapacak. Bu tempodan sağ salim çıkmak mesele. Lig başlayacak. Avrupa maçı girecek. O maçı girecek. Sol bek ve stoper transferini yeni yaptın. Yapmak istediğin transferler var. Teknik direktörünün şekline şemaline göre. Sosyal medya boş durmuyor. Jesus'u her gün gönderiyor. Yerine başkasını getiriyor. Yani Fenerbahçeli görünüşteki kişiler bu tuzağa düşüyor. Gün geçmiyor ki Jesus'tan ilgili bir kötüleme haberi çıksa diye uğraşıyorlar. Hani Fenerbahçe Allah muhafaza bir başarısız sonuç alsa yamyam gibi bekliyorlar. Hemen yüklenelim diye. William Carvalho bir açıklama yapmış mesela. Demiş ki Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Böylece Jesus da eski öğrencisi Arao'yu aldı demiş. Yani beni işte zaten hani bu benim açımdan sevindirici. Niye? Ben burada duyumları verirken bana dediniz ki ya Carvalho Marvalho hikaye diye. Ya 8 milyon bonservis. Yıllık ücret 3,5 milyon euro istiyordu. Eder miydi? Bunun takdirini size bırakıyorum. Ama bence Fenerbahçe için çok büyük bir şans oldu. Ya Crespo coştu. İsmail küllerinden doğdu. Tamam Arao'yu aldın ettin ama hani sana birçok imkan doğdu. Şimdi Carvalho'nun da göstereceği ortalama performans hemen hemen Arao ya da bir tık ötesiydi. Ama belki o zaman İsmail'den yararlanamayacaktın. Belki o zaman Crespo'yu iyice yedeğe çekecektin. Yani çok bir fark var mı? Size bırakıyorum ha. Dediğim gibi bir tık daha iyidir ama durum bu. Ha diyeceksiniz ki hocam Ali Koç işte almaz. O gider Frey'i alır, Rami'yi alır, Jailson'u alır falan filan diyeceksiniz. Ya ben de şunu anlamıyorum arkadaşlar. Mesela Benzia'yı örnek veriyorlar. La Benzia kiralık geldi. Ve Benzia o aldığın dönemde o takımın en iyisiydi. Hatta adam bizden bir futbolcu istiyor musunuz diyor. Biz Benzia diyoruz. Adam tamam diyor mesela şaşırıyorsun. Yani şöyle düşün. Bugün Galatasaray diyor ki Fenerbahçe bir futbolcu alın bizden diyor. Sen diyorsun ki Icardi tamam olur diyor mesela. Altında bir şey aramazsın ki. Ha, Frey adam şimdi Alman ligine gitti. Rami belliydi. Jailson bence Jailson gayet iyi 8 numaralardan biriydi ama kadro kısıtlamasından stoper oynattın. Ha, Mevlüt Erdinç bence saçmaydı. Deniz Türüç denemeydi. Kabul. Mesela Rossi. Ya Rossi'yi hala kötülüyorsunuz ama hiç belli olmaz. Ya Atilla Salahi'ye bile sakar Atilla Salahi yazanlar var. Ya sizin futbol anlayışınızı gerçekten çözemiyorum. Emekli Mesut. Mesut Özil gelsin diye uçağını kaç kişi izlediniz?
Niye bu kadar çabuk dönüyorsunuz? Zaits var, Vedat Muriç var. Bence Serdar Aziz çok mantıklıydı. Osayi'si, Ferdi'si, hani Arda Güler'in altyapıdan çıkması. Hani Valencia, Joshua King, Batshuayi, Emre Mor. Şu an sakatlanmış mesela Luan Perez ve Pedro'yu da çok merak ediyoruz. Max Kruse falan da iyiydi. Valla bekleyip göreceğiz. Futbolcularımızın 6 ay boyunca Serdar Dursun ve Serdar Aziz. Depremde annesini, babasını, kardeşini ve bacağını kaybeden depremzedeyi Ömer kardeşimizi ziyaret etmişler. Bu da çok sevindirici. Selahattin Baki'nin bugün yurt dışına gideceğini de söyleyeyim. Transferle ilgili mi değil mi? Bekleyip göreceğiz. Sezon sonunda kesin Jesus'u gönderenler var. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı getirenler var. Saygı duyarım. Herkesin duyumlarına saygı duyarım. Ama benim duyumlarıma göre Jesus aynen devam edecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi Jesus benim duyumlarıma göre burada mutlu. Yani ben ayrılacağım, gideceğim, ben gitmek istiyorum. Yok ben salça kaynatacağım falan filan böyle bir şey yok. Yani bana gelen duyumlara göre. Şu anda tek mutsuz olduğu konu lider olamamak, ligde lider olamamak. Puan farkı, hakemlerin tutumu, tavrı. Ama şampiyonluğa yürekten inanıyor çünkü çok hırslı çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz diyor. Elinden geleni yapıyor. Şu da bir gerçek. Yani son maçlar Fenerbahçe'nin de bay, Galatasaray'ın da bay olduğu için son maç Galatasaray Fenerbahçe arasında. Oraya mesela bir puan farkla önde gidip orada berabere bile kalsan, orada galip de gelsen, berabere de kalsan zaten şampiyonluğu alıyorsun. Ama Jesus'un da bizim gibi yani Fenerbahçe'nin doğasındaki gibi son maç sendromu var. Yani elimizden geldiğince iyi oynayacağız. Arka arkaya kazanacağız. Rakibin kaybetmesini bekleyeceğiz. Olay bu arkadaşlar. Bize destek olmak düşer. Yani Fenerbahçe'ye kaosu getirmeyin ya. Kaosu getirmeyin. Bak bu takım şampiyonluk yaşayabilir, yaşayamaz diye bir durum yok. Ha, dünyanın sonu değil. Zaten yıllardır bu zihniyette, bu kafayla gittiğimiz için yaşayamıyoruz. O da ayrı mesele ama şöyle bir şey var. Bu takım şunu yapar, şunu yapamaz desem ya kesin olarak yapar, kesin olarak yapamaz diyemiyorsunuz. Çünkü siz de farkındasınız bir şeylerin. Şimdi önemli kısma geçiyorum. Süper Lig kulüplerinden TFF'ye playoff önerisi. Şimdi son anlarda dün gece geç saatlere doğru Galatasaray ve Fenerbahçe dışındaki kulüplerin Hatay ve Gaziantep'in çekilmesi nedeniyle haksız rekabet oluştuğunu iddia edip playoff sisteminin getirilmesini istediğini söylemişler. Şimdi Gaziantep Hatay çekildi. Son yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ki Beşiktaş Başkanı sağ olsun iyice insanların tepkisini alıyor. Lig şampiyonunun playoff sistemiyle belirlenmesi yönünde talebi destek görmüş. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe bu öneriye karşı çıkmış. Ama diğer kulüpler sıcak bakıyormuş. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Gerçekten bunu anlamıyorum. Birincisi lig oynarırken kural değişmez. İkincisi bence bu haberler Ali Koç'u yıpratmak için bilinçli yapılıyor. Ya akıl var, mantık var. Playoff yapacak olsan hatta bugün yapalım playoff'u ya. Ne gerek var Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başka takımlarla oynamasına? Ne gerek var? Fener Galatasaray kendi arasındaki maçını yapsın. Başka Fener Trabzon, Fener Beşiktaş maçını yapsın kendi arasında. Playoff'a geçilsin. İlk 4 sıradakinin puan yarıya bölünsün. Ne kadar mantıklı. Galatasaray cephesinden düşünün. Salak mı adamlar? Gerizekalı mı? Niye kabul etsinler? Aslında Fenerbahçe'nin kabul etmesi de mantık dışı. Ya niye arkadaş? Uzunca bir maraton var. Bu maçlar oynanacak. Bu maçlardan galibiyet primleri alınacak. Sen futbolcularla sözleşmeyi buna göre yapıyorsun. Avrupa'da devam etme niyetin var. Türkiye Kupası. Ha. Hocam kimsenin aklında futbol yok. Öyle bir futbol var ki milletin aklında. Yani o deprem sürecinde adamlar gidip futbolcu transfer ediyorlar. İşte 1 milyon euro açığı bulup geçiniz. Şimdi gelelim en önemli yere. Bazı duyumcu arkadaşlar, herkesin kendine göre duyum var. Dediler ki Fenerbahçe'nin ilgilendiği çok kaliteli 8 numaralar oldu. Özellikle bir tanesi çok büyük bir milli futbolcuydu demişler. Ben ihtimal vermiyorum ama biraz bekleyelim demiş duyumcunun biri. E demiş ki Fenerbahçe'nin transfer odağında 8 ve 10 numara pozisyonları var demiş. Bu kısmen yalan.
Şöyle söyleyeyim. Bizim düşündüğümüz birkaç isim 8 de oynayabiliyor, 10 da oynayabiliyor, kanatlarda da oynayabiliyor. Forvet arkası da forvet de oynayabiliyor. O yüzden yalan. Direkt hani 10 numara değil. Mesela Diego Ribas'ı transfer etmiyorsun. O düşüncen yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Hakim Ziyech mesela bu tanıma uyuyor. 8'de oynayabilir, 10'da oynayabilir, kanatlarda da oynayabilir. Biz Hakim Ziyech'i düşünüyoruz. Ama onun dışında düşündüğümüz bir 10 numara varmış. Deprem olmasaydı çubuklu formayı giyecekmiş. Ben merak ettim kimmiş bu 10 numara? Yani Hakim Ziyech dışındaki bu çubuklu giyecek 10 numara kimmiş? Şimdi 8 numara olarak Fenerbahçe Renato Sanchez'le ilgileniyormuş. Arkadaşlar bakın. Sistematik bir şekilde birileri Galatasaray yıkayıcılığına, yalamacılığına başlamış durumda. Yani Galatasaray'ı yalamak adına birileri 7-24 çalışıyor. Bu Renato Sanchez'i Galatasaray'a da yazdılar. Fener'e de yazdılar. Muhtemelen yazmayı da sürdürecekler. Şöyle söyleyeyim. 18 Ağustos 97 doğumlu 25 yaşında 1.76 boyunda orta saha. Portekiz milli takımının 32 kez formasını giymiş. 3 golü var. 25 milyon euro piyasa değeri var. Buraya kadar sıkıntı yok, doğru muyum? Hepiniz biliyorsunuz zaten, Renato Sanchez bilmeyen yoktur. Futbolcu orta sahanın yani ön libero 8 numara 10 numara oynayabilen bir isim. Daha doğrusu ön libero değil mi? 8-10 oynayabilen bir isim. Sağ kanatta da oynayabiliyor. Şu anda da bir sakatlığı var. Paris Saint-Germain 4 Ağustos Lille'den 15 milyon euroya transfer ediyor. Bakın bir şey söyleyeceğim. Benfica'da coşup 35 milyon euroya Bayern Münih aldı. Çok değil, bir sene sonra 8,5 milyon euroya Swansea'ya kiraladı. Bakın 8,5 milyon euroya kiraladı. Sonrasında da Lille'de 20'ye sattı. Yani 28,5 milyon euro bir şekilde kullanmış oldu. Lille'de oyuncuyu alıp 3 sene oynatıp 15'e sezonun başında sattı. Yani Paris Saint-Germain sezon başında 15 milyon euroyu almış. 616 dakika oynatmış. 18 maçta 2 golü var. Diyeceksiniz ki hocam Paris Saint-Germain için para önemli değil. İkinci planda, üçüncü planda. Ya niye önemli olmasın? Niye önemli olmasın? Niye bu para Paris Saint-Germain'e gelince pul gibi gözüküyor? Arkadaşlar onlar için de önemli. Ben şunu söyleyeyim. Bir, bizim Renato Sanchez'e hiçbir ilgimiz yok. İki, alacak hiçbir paramız yok. Üç, sadece bizim değil, ben Galatasaray'ın da alacak parasının olduğunu düşünmüyorum. Velev ki aldılar hocam. Yani velev ki aldılar. 15 milyon eurodan aşağı alamazlar. Bir. İkincisi çok mu gerekli? Hani bana kalırsa Olivier'e gayet iyi performans gösteriyor. Taraftar tarafından yuhalanan Berkan Kutlu mesela iyi performans gösteriyor. Torreira kendini yere atma konusunda değil, oyun konusunda da bayağı iyi oynuyor. Bir sıkıntısı yok. Düşündüğün zaman hani bana mantıksız geliyor, mantık dışı geliyor. Aa, bu parayı verip alma, bir de yabancı kontenjanı var. Sosyal medyada bakın bu tip haberlerin ben artık bilinçli çıkarıldığını, hani Fenerbahçe'yi yıpratmak amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. 8 numara özelinde bir futbolcuyu denedik aslına bakarsanız. Lig aynı, takım farklı. Biraz da araştırmanızı tavsiye ederim. Ama olmadı. Hakim Ziyech konusunda da şunu söyleyeyim. Ben Hakim Ziyech konusunda son ana kadar olur da demem, olmaz da demem. Kesin olur diyen de yalan söyler, kesin olmaz diyen de yalan söyler. Böyle de bir subliminal duyumu da verip kapatıyorum. Görüşmek üzere. Videolar kısa olunca daha çok beğeni geliyor sanki.